komutan. Bunlar onlar. O kampın adamları. Tamamdır Seyfi. Sen Batur'u haber et. Ben gidiyorum. Emredersin komutanım. Dikkatli ol. Arabadan hadi. Niye ineyim? Bırakın da işimize gücümüze gidelim. İn araçtan lan. Ya Allah Allah. İnmiyorum ya. İşime gideceğim ben. Bu da bize posta koyuyor. Şuna bak. İnler araçtan. He. Posta koyuyorum. Arabadan da inmiyorum. Yakalayın. Yakalayın. Kaçıyor. Yürü. Yürü açıyor. Aşağı in. Aşağı. İn aşağı. İn aşağı. Bindik. Ne ayaksın lan sen? Eceline mi susadın? Kaldır ellerini. Arayın şunun üstünü. Aracı da iyice arayın. Hadi. Ne var? Silah var onun. Silahın da var he? He var. Adın ne senin? Sana ne? Ulan bana bak. Buyur baktım. Gebermeye niyetin mi var lan? Mahmut. Nereden Mahmut? Biz sorunca söyleyeceksin. Söyle! Şu aşağıki köydenim. Hayvanları yemlemeye gidiyorum. Bırakın da gideyim. Şöyle yola gel işte. Parkanı, üstünü, ayakkabılarını çıkar. Tövbe tövbe. Çıkar hadi! Hadi. İyi tamam tamam çıkarayım. Tamam sorun yok al. Ayakkabıları da. Ayakkabı mı? Evet hadi. İyi tamam. Oturup çıkartıyorum tamam. Hadi acele et biraz, hadi. Al. Al bak, al. Neye bakacaksın? Al. Hah. Al bak, ayaklara da bak. Temiz. Temiz tabii. Temiz hava. Hadi alın bunu gidelim hadi. Hadi acele et biraz hadi. Ben tamam Allah Allah. Alayım. Nereye götüreceksiniz beni? Konuşma hadi tutuklusun yürü. Ya kardeşim bırakın işime gücüme gideyim ben ya. Hadi alın bunu alın. Lan kimsiniz siz ha? Kimsiniz oğlum? Biz sana kim olduğumuzu göstereceğiz. Ya bırak. Hadi alın. Yürü. Hadi. Yürü.
Bin, bin. Yazık yüzbaşı, seni aldılar. Alo, Süleyman'ım. Dinliyorum Seyfi. Kaan yüzbaşımı aldılar. Galiba kampa götürüyorlar. Her şey planladığımız gibi. Anlaşıldı Seyfi. Sen şimdi ortalarda görünme, bir süre kaybol. Daha sonra haberleşiriz, tamam? Emredersin komutan. Beyler, Kaan yüzbaşıyı almışlar. Sızma operasyonu başladı. Anlaşıldı komutanım. Astsubayım, sinyal ne durumda? Alıyoruz komutanım. Bakalım. Evet. Kuzeye doğru yöneliyorlar. Beyler, hadi biz de harekete geçiyoruz. Onlara görünmeden takip etmemiz çok önemli, tamam mı? Çok dikkatli olacağız. Haydar komutanlar, onlara da haber vereceğiz değil mi komutanım? Vereceğiz başkomiserim, vereceğiz. Haydi beyler, haydi. Oturun. Ne yaptınız komutan? Harekete geçtik komutan. Yüzbaşı Kaan Bozok şu anda Üsteğmen Gökhan Toprağ'ın alıkonulduğunu tespit ettiğimiz kampa doğru götürülüyor. İnşallah bir aksilik çıkmaz. İnşallah komutan. Şoför de burayı gösterdi Akkız Hanım. Adres bu galiba. Bu ev Servan'ın. Bayrağı da asmışlar. Göreyan değil mi? Asker ocağının bütün yiğitleri böyle evlerde büyüyorlar, yetişiyorlar işte. Ah canlarım. Allah hepsinden razı olsun. Amin. Gel hadi. Gel Akkız. Fidan Hanım. Hayırlı günler. Buyurun. Bizi Tanrı misafiri kabul edin. Biz dün Gökhan'ın başına gelenleri öğrendik de... Akkız Hanım da ben de asker anasıyız. Sizi bir ziyaret edelim dedik. Ben Haydar'ın anası olayım. Yüzbaşı Haydar. Senin oğlunun kumandanı oluyor. Biliyor musun? Öyle mi? Öyle mi? Biz yanınızda olalım dedik. Ne iyi etmişsiniz. Allah'ın izniyle Gökhan oğlumuz sağ salim kurtulacak. Tez zamanda evine kavuşacak inşallah. 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 Sağ olun. Sağ olun. Hoş gelmişsiniz. Hoş gelmişsiniz. Abi kapıda kaldınız. Hadi buyurun içeri. Hadi zahmet vereceğiz size de. Yok olur mu öyle şey? Hadi. Oh ya. Buyurun.
Kim bu? Bizi sevmeyenlerden. Üstünde silah vardı. Öyle mi? Açın bakalım gözlerini. Bu da Üsteğmen Gökhan Toprağı elinde tutan grubun lideri Argeş Kod terörist. Kimsin sen? Kimsem kimim lan? Bırakın da işime gideyim. Adı Mahmut. Yakın bir köyden olduğunu söylüyor. Senin bizimle derdin nedir Mahmut? Benim sizle ne derdim olacak lan? İşime gidiyordum. Adamların önümü kesti. Bırakın da hayvanlarımı yemleyeyim. Hiçbir yere gidemezsin Mahmut. Şüpheli olduğun için seni alıkoyacağız. Lan siz kimsiniz de beni alıkoyuyorsunuz lan? Sizin yüzünüzden bölgede huzur kalmadı be. Allah'ın belaları. Alın şunu götürün diyen yanına. Lan ben seni var ya. Neyine güveniyorsa. Yürü. Bana güzel bir ceza düşüneceğim Mahmut. Kardeş, sen kimsin? Sen ne zaman düştün buraya? Ne zaman getirdiler seni? Bak beni yoldan çevirdiler. Öyle getirdi şerefsizler. Seni niye aldılar? Kim onlar tanıyor musun? Ya niye cevap vermiyorsun? İyi misin? Bu bu GPS. Emredersiniz komutanım. Buyurun. Araçların gittiği noktaya 15 dakikalık mesafedeyiz komutanım. Kampa sızma dışında başka bir durumla daha karşılaşabiliriz. Şöyle ki. Akşam saatlerinde uydu görüntülerinde şu yönde kalabalık bir araç trafiği tespit ettik. Üsteğmen Gökhan Toprağ'ın kamptan götürülmüş olabileceğini değerlendiriyoruz. Bu ihtimali göz ardı edemeyiz. O yüzden ikiye ayrılacaksınız. Kaan Yüzbaşı kampa sızarken timden bir grup onlara destek olacak. Haydar Yüzbaşı, sen de timin geri kalanıyla araç trafiğinin olduğu bölgeyi ve araçların gittiği noktayı araştıracaksın. Emredersiniz komutanım. Babalar hızlanıyoruz. Bakalım Gökhan'ın Süleyman'ı nerede bulabileceğiz. Hadi. Her şey yolunda mı?
Sıkıntı yok patron. Her şey yolunda. Güzel. Biliyor musun Bear? Büyüler insandaki hayal gücünün bir tezahürüdür. Hayal edersin ve onu gerçekleştirebilmek için ne gerekiyorsa yaparsın. Sonra da bütün bunları doğaüstü güçlerin yaptığını sanırsın. Ama yapan sensindir aslında. Hadi içeri girelim bakalım. Bizi neler bekliyor? Arkadaş, bir cevap ver ya. Sesini duyalım. Bir soru sorduk alt taraf. Neyse, belli ki muhabbetim hoşuna gitmedi. E tabii. Seninle ne zamandır burada tutuyorlardır. Kimseye güvenmemeyi öğrenmişsindir. Değil mi? Ha? Birader. Sana değilsin. Allah kahretsin. Neden buraya getirdiniz? Sen kimsin? Kim miyim? Bana buralarda patron diyorlar. Niye buraya getirildiğin konusunda da aslında senin için durumu kolaylaştırdım diyebiliriz üsteğmen. Kim bilir seni o rutubet içindeki mağarada daha ne kadar bekleteceklerdi. İyi. Tamam o zaman. İşimi bitirsene. Ne bekliyorsun? Sabırlı ol Türk askeri. Sabırlı ol. Amma kafa ütüledin ha içeri girdiğinden beri. Çenem mi durmadı? Buradaki tutsak gideli üç oldu. Sana numara çektik anlayacağın. Türk askeriydi. Uzun zamandır bizimleydi. Söyle bakalım. Senin o askerle ne işin var? Benim ne işim olur abi? Benim kimseyle bir işim yok ya. Asker masker. Peki Melih niye böyle bir şey yapmamızı istedi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.